Ev kazası. Can kaykay yaparken havuza düşmüş. Ay çok fena ya. E nasıl, iyi mi şimdi? İyi. 3 gündür buradayız. Ya ilk gün nasıl geçti hiç hatırlamıyorum. Yarın çıkacağız. Ciddi bir şey olmadığı tamamen kesinleşti. Annenler mahvolmuştur. Annemler mahvolmuştur. Ya tabii. Sesi kötü geliyordu. Annemle Can'ın babası burada değiller. Yani Can annemin ikinci evliliğinde. Amerika'da onlar. Uzun bir iş seyahati. Benim arkadaşımın babası da Amerika'da. Dönemedi hala. Oluyor yani diyorsun böyle. E olur öyle. Eminim annen de burada olmayı çok istemiştir. Çok üzülüyordur o da. Göğsüne ne oldu? Şu bu mu? Hı hı. Basit bir ev kazası o da. Ben biraz sakarımdır da. Cuma akşamı yetişebildi mi bari eve? Yetiştim. O yağmurda fırlayıp gittiğine değdi yani. Can'ın da düştüğünü senden sonra öğrendim. Araba bozuldu. E İstanbul, yağmur yağıyor. E bir de cuma trafiğinde taksi bulmak. Artık gerisini hayal gücüne bırakıyorum. O yüzden arabayı bıraktım. Efendim? Arabayı ne yaptın? O tamirciye bıraktım. Telaştan telefonunu da alamadım. Artık şu hastane defteri kapansın da gidip alacağım. Hem zaten sizin eve çok yakın bir yerde. Mutlaka bulurum. Yalnız mısınız siz kardeşinle? Kimse yok mu? Koray vardı. 3 gündür o da tamamen elini ayağını çekti hayattan. Ya Koray iyidir. Öyle uzaktan külliyen geyik gibi durduğuna bakma. Harbi dosttur. Yani senin gibi. Benim gibi mi? Yani sen de bu saate kadar arkadaşın için buradasın. Üstelik kurallarını da esnetmişsin. Bu saate kadar burada durduğuna göre. Arkadaşlar iyidir. En azından kendini seçebiliyorsun değil mi? Aklımı okudun. Eminim annen elinden geleni yapıyordur. Ama anne işte. Her zaman elinden geleni yapar. Kimi zaman eksik kalır. Kimi zaman fazla gelir. Sen aile tarafından şanslı olanlardansın Feriha. Üşüdün mü? Ay yok, gerek yok, teşekkür ederim. Olur mu öyle şey? Al bakalım. Sağ ol. Beni eve götür. Yok, ya da kulübe gidelim hemen. Al bunları da karına ver.